Merhabalar, ben Dönüşüm Sistemlerinden Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere çıkacağınız reklamlardan alacağınız dönüşüm oranlarınızı minimum 2 katına çıkartacak 10 önemli özellikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu 10 kritik nokta reklamlara başlamadan önce kesinlikle üzerinden geçmeniz gereken, kesinlikle kafa yormanız ve analiz etmeniz gereken noktalar. Artık dijital reklam platformları çok kalabalık arkadaşlar. Bir 3-5 sene öncesi gibi değil. Dolayısıyla çok fazla rakibiniz var. O nedenle sizlerin burada ufak nüansları es geçmemeniz gerekiyor. Rakiplerinizin yapmadığı hamleleri yapmanız gerekiyor. Ve sizlere bugün sunacağım bu 10 maddenin üzerinden geçip de reklam kuran çok fazla rakibiniz olduğunu düşünmüyorum. O nedenle sizler reklama çıkmadan önce bu 10 maddeyi kesinlikle irdelemeniz gerekiyor. Ayrıca belirtmem gerekiyor ki bu 10 önemli madde sadece Facebook reklamlarıyla alakalı değil, aynı zamanda Google reklamlarıyla da alakalı, aynı zamanda diğer dijital reklam platformlarıyla da alakalı temel kriterler arkadaşlar. Hatta sizlere paylaşacağım bu eğitim videosunu Google eğitimi videolarında da paylaşmıştım. Şimdi yapacağımız şey bunu hafifçe editleyerek Facebook perspektifinden düşünmek ve reklamlarımıza geçmeden, panelimize geçmeden bu maddelerin üzerinden adım adım ilerlemek. Şimdi bu maddelere teker teker girmeden önce sizlere şunu net bir şekilde söylemek istiyorum ve gerçekten sizin de bu konuya önem vermenizi istiyorum. Reklam kampanyalarınızdaki başarılar aslında reklama başlamadan önce gerçekleştirmiş olduğunuz analizler, stratejiler ve hazırlıktan kaynaklanıyor arkadaşlar. O nedenle reklama panele hiç girmeden önce sizin bazı hazırlıklarınızı yapmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bazen insanlar çok büyük zaman harcıyor, çok büyük paralar harcıyor ama çok basit hamleleri yapmadığı için maalesef hüsranla sonuçlanıyor. O yüzden bu konu çok önemli. Şimdi bahsedeceğimiz konu başlıkları. Hedef kitleniz kim? Birinci konu başlığı bu olacak. İsterseniz diğerlerine geçmeden sırayla birinci slaytımızdan devam edelim. Arkadaşlar hedef kitle çok önemli. Çünkü siz dışarıdan televizyon üzerinden reklam vermek gibi ya da sokaktaki bir billboardda reklam vermek gibi efektif olmayan takibini yapamayacağınız, kime ulaştığınızı bilemeyeceğiniz bir reklam modeliyle yola çıkarsanız, yani hedef kitlenizin kim olduğunu bilmezseniz o reklamdan güzel bir geri bildirim alamazsınız. Kaliteli bir geri bildirim alamazsınız. Hepsinden önemlisi bu reklamdan aldığınız sonuçları analiz edemezsiniz. O yüzden doğru hedef kitleye çıkmanız çok önemli. Ayrıntılı bir demografik yapınızı kim olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Burada 3 nokta var. Birincisi, siz kime hizmet vereceksiniz? Kitleniz kim? Hedef kitleniz kim? Bu hedef kitlenizin ayrıntılı demografik yapısını çıkartın. Hangi yaş grubunda? Hangi şehirde yaşıyor genelde? Neleri seviyor, neleri sevmiyor? Neye yönelimi var bu kitlenin? Bu kitlenin yaşamış olduğu en büyük ortak sorun ne? Bu kitle neye ulaşmak istiyor? Arzuladığı nokta ne? Bunları öğrenmemiz gerekiyor. İkinci nokta arkadaşlar, bu hedef kitlemizin ortak davranış özellikleri nelerdir? Yani bu kitle genelde hangi siteleri ziyaret ediyor? Hangi müzikleri dinliyor? Bu kadar ince detaylara girmeniz gerekiyor ve üçüncüsü de arkadaşlar ortak ilgi alanlarını bulmamız gerekiyor. Bu hedef kitlenin ortak ilgi alanlarını bulursak, ortak davranış özelliklerini bulursak ve ortak demografik yapısını bulursak gerçekten hitap edeceğimiz doğru bir hedef kitleye ulaşmışız demektir. Hitap edeceğimiz doğru bir hedef kitleye ulaştıktan sonra arkadaşlar ikinci konu başlığımıza geçeceğiz. Bizim sağladığımız ürün veya hizmetimiz bu belirlemiş olduğumuz hedef kitlenin hangi sorununu çözecek? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir sorun var. Şimdi hedef kitlenin sorunlarını tespit edemezsek bizim sunmuş olduğumuz hizmetlerin ya da ürünün kimin hangi işine yarayacağını analiz edemeyiz. Yani çoğunlukla piyasadaki olan insanlar şöyle bir hataya düşüyor. İlk etapta ürün ve hizmetini piyasaya sunuyor. Daha sonra bu piyasaya sunduğu bu ürün ve hizmetin için bir kitle arıyor. Bu yanlış bir yöntem arkadaşlar. İlk etapta sizin bir kitle bulmanız lazım. Eğer yola sıfırdan başlayacaksanız, hali hazırda bir işletmeniz yoksa. Yola sıfırdan başlayacaksanız ilk etapta sizin hizmet vermek zorunda olduğunuz, yani bir sorunu olan spesifik bir, genelde de niş alanlara inerseniz daha kaliteli kitlelere ulaşırsınız. Niş alanlarda bir sorunu olan ve hedef kitlesi, demografik yapısı çok net olan bir kitle bulmanız gerekiyor. Daha sonra bu kitlenin yaşamış olduğu bir sorunu, bir problemi, arzuladığı noktayı belirlemeniz gerekiyor. Ve üçüncü noktada da kendi sunmuş olduğunuz ürün ve hizmetinizle bu sorunlu kitlenin bu sorununu çözmeye aday olmanız gerekiyor. Hedef kitlenin sorunlarını ilk etapta tespit etmeniz lazım. Bu sorunların kaynağını tespit etmeniz lazım. Ve sorunların kaynağının
ürün ya da hizmetiniz ile nasıl yok edileceğini onlara anlatmanız lazım. Yani sorunlu bir kitleye gideceksiniz, onlara sorunlarını hatırlatacaksınız. O sorunları çözemediği takdirde nereye doğru evrileceğini söyleyip onları biraz korkutup biraz da harekete yönelik aktif bir hareket etmesini sağlayacaksınız. Ve daha sonra bu sorunu kendi hizmetinizle ve kendi ürününüzle nasıl çözeceğinizi onlara göstermeye çalışacaksınız. Rakiplerinizin ürün ve hizmetinin almış olduğu negatif yorumları iyileştirmeniz gerekiyor. Mesela burada parantez içinde Udemy örnek incelemesi yazmışım. Atıyorum arkadaşlar, şimdi bir yemek kursu eğitimi var, satılıyor Udemy'de diyelim. Şimdi siz Udemy'de bir eğitim yapacaksanız, satacaksanız, rakip Udemy'de yemek kursu satan kursların altına girersiniz ve bu kursun kendi öğrencilerinin bu kurs hakkındaki yorumlarını okursunuz. Ve bu kurstan memnun olmayan insanların yorumlarını toplarsınız. Mesela 5 tane yemek kursuna girdiniz. Ayrı ayrı 5 kurstan da 1, 2 ve 3 yıldız vermiş olan memnun olmayan kitlenin yorumlarını listelediniz. Elinizde bu olumsuz yorumlardan 10 tane oluştu. Ve siz yeni bir yemek kursu yapacağınız zaman bu yemek kursunuzun lansmanında yemek kursunuzun özellikleri arasında bu 10 tane özelliği çözmüş olarak umarım ne demek istediğimi aktarabilmişimdir. O nedenle arkadaşlar ürününüzün hangi sorunu çözeceğini lütfen iyi bir şekilde analiz edin. Reklama çıkmadan önce. Reklamlarınızda da bunları göstermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü başlık neden bizden alsınlar sorusunu yanıt bulmamız lazım. Şimdi hedef kitlemizin bizim ürün ve hizmetimizi neden seçmesi gerektiği ile ilgili onlara mantıklı, tutarlı bir sebep sunmalıyız. Yani biz rakiplerimizden neyi farklı yapıyoruz? Bunların listesini çıkartmalıyız. Demin Udemy örneğinde bahsettiğim şeyle çok benzer aslında. Rakiplerimizin ürün ve hizmetinden ekstra olarak neler sunuyoruz? Bu çok önemli bir konu. Online ticaret platformlarında, Amazon'da özellikle ürün satarken bakıyorsunuz. Ya ben bu ürünü satacağım ama birçok kişi var bu ürünü satmış. Ben bunun daha fazla nasıl avantajlı hale getirebilirim? Ben iki tane satarsam, üç tane satarsam, yanına şunu koyarsam, yanına bunu koyarsam gibi ekstralara giderseniz, ekstraların gücünün farkına varırsanız, kitlerinizin üstüne çok daha kolay çıkarsanız. O yüzden sunmuş olduğunuz ürün veya hizmetin üzerine kesinlikle bir şey koyun arkadaşlar. Ne olduğu hiç önemli değil. Bir şey ekstradan koymanız gerekiyor. Hiç önemli değil sunduğunuz ekstra şeyin kalitesi ya da niteliği. Çünkü o şey kullanıcının gözünde fazla olduğu için kullanıcının algısına siz daha değerli bir ürün sunmuş gibi oluyorsunuz. Ve fiyat algı karmaşasını insan yaşıyor ve daha fazla sizin sunmuş olduğunuz ürünün değer algısı fiyatından daha fazla üste çıkıyor. Dolayısıyla satın alma süreçleri daha kolaylaşıyor. Dördüncü başlık arkadaşlar fiyat ve garanti sunun. Marka dominasyonu yok ise başlangıçta fiyatlarınızı rakiplerinizin fiyat aralığından sunmaya çalışın. Siz eğer arkadaşlar piyasada ismi çok fazla bilinmiş, ismi çok fazla duyulmuş ve marka dominasyonu olan bir firma değilseniz yüksek fiyatlarla çıkmanız size bir şey kazandırmaz. Ya da yüksek fiyatlarla çıkmanız kullanıcı gözünde aa işte bu çok kaliteli hizmet veriyormuş, çok kaliteli adam herhalde demezler. O nedenle bu marka dominasyonunu oluşturana kadar fiyat ve garanti konusunda cömert davranın kesinlikle. Ve garanti seçeneğinin ürün veya hizmetinize uygun olmadığını düşünüyorsanız dahi bir şekilde garantiyi vermeye çalışın. Garanti özelliğini sağlayacağı ek satışlar bu hizmetten doğan dezavantajları, durumları fazlasıyla kapatacaktır. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mesela geri iadesinin, garantinin mantıksız olduğu bazı senaryolar vardır bazı ürünler için. Mantıksız olsa dahi siz bu garantiyi verin ki bu mantıksızlığın size yaratmış olduğu dezavantajlı durumların iki katı, üç katı olumlu yönlerim alın. Çünkü garanti seçeneği satışa çok güçlü bir şekilde etki eden, insanların satın alma motivasyonlarını arttıran bir süreç. Dolayısıyla garantiyi ve fiyat avantajını sunmayı ihmal etmeyin reklamlarınızda. Bunların hepsi arkadaşlar reklam verimliliğinizi arttıracak faktörlerdir. Beşincisi referans sunun. İnsanlar referans sunulan ürün veya hizmetleri sunulmayanları oranla %43 oranında daha fazla tercih ediyor arkadaşlar. Ve ürün veya hizmetinizi sunarken mutlaka eğer bilimsel bir araştırma varsa o bilimsel araştırmaları kullanın. Ürün veya hizmetinizin almasının mantıklı olduğunu iddia eden başka kaynaklar varsa onları kullanın. Ve hizmetinizi kullanan müşterilerinizi referans olarak o insanlarla paylaşmaya özen gösterin. Bunlar da satışlarınızı arttıracak olan etmenlerden biridir. Reklamlarınızı çıkmadan önce de bu referansı belirler ve
reklam metninizde ya da reklam metnine tıklandıktan sonra kullanıcının ulaşacağı web sitesinde bunları gösterirseniz o reklamdan alacağınız dönüşüm sayısı o derece artacaktır. Altıncı konu başlığı arkadaşlar, promosyon oluşturun. Ürün ya da hizmetinizle mutlaka promosyon oluşturun. Promosyonların kullanıcının fiyat algısında bir çapa etkisi yaratacak ve satın alma dönüşümlerinizi ciddi oranda artacaktır. Arkadaşlar, promosyon gerçekten yani yüzyıllardır belki de uygulanan pazarlama yöntemlerinden biridir ama yüzyıllardır uygulanması hiç önemli değil. Hala daha işe çok güçlü bir şekilde yarıyor. Çok güçlü bir şekilde yarıyor ki büyük firmalar, kurumsal firmalar da hala daha bunu kullanıyor. Dolayısıyla ürününüzü belki fiyatını kısa bir süreliğine arttırırsınız. Onun üzerinden promosyon yaparsınız. Çok fazla maddi kaybınız da olmaz ama promosyonu mutlaka yapın. Yedinci konu başlığımız arkadaşlar. Reklam çıkmadan önce web sitenizin mobil uyumlu olduğundan emin olun ve hızlı açılır olsun. Yani kullanıcılar arkadaşlar 4 saniyeden sonra açılmayan sitelerin terk etme oranı, yani bounce rate dediğim sıçrama oranı %76'nın üstünde. Eğer bir siteye girip 4 saniye bekledikten sonra o site açılmıyorsa kullanıcıların %76'sı o siteyi terk ediyor. Dolayısıyla sitenizin hızını bu aşağıda göstermiş olduğum linkten kontrol edin. Ve site orada çıkan puan çok önemli değil. Orada bir puanlama sistemi var. Ama hızı çok önemli. Hızı gerçekten sizin reklam kampanyalarınıza, dönüşümlerinize etki edecek çok önemli faktörlerden biri. Mobil uyumlu olması çok önemli gerçekten. Çünkü artık mobil kullanıcı sayısı masaüstü kullanıcı sayısından çok daha fazla olmaya başladı. Satış ve pazarlama konularında da mobilden çok fazla satış ve dönüşüm sağlanıyor. Dolayısıyla mobil uyumlu olduğunu defalarca kontrol edin sitenizin. Sekizinci başlık arkadaşlar, sitenize tıklanabilir telefon bağlantısı koyun. Siz mesela reklam çıktınız ve arama reklamı çıkacaksınız. Burada zaten koymak zorundasınız. Bunun haricinde arkadaşlar sitenize telefon numaranızı koyduğunuz takdirde sitenizde herhangi bir şekilde gezinen bir insanlar eğer bilgi almak istiyorsa orada formları doldurmak ya da işte sizlere mesaj atmakla uğraşmak istemeyecektir. Ama belki telefon numarasının yazdığı yere tıklayarak arama, sizi otomatik bir şekilde aramaya geçip size soracağı soruları daha hızlı bir şekilde sorabilir. Telefon bağlantısında mutlaka koyun. Dokuzuncu başlık arkadaşlar, hangi tip reklam kampanyasının bizim için uygun olacağını belirleyin. Size bahsetmiştim. Farklı farklı reklam kampanyaları var. Şimdi siz ilk etapta oturacaksınız ve kendi işletmenizin SWOT analizini çıkartacaksınız. SWOT analiz ne demek? Güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi, fırsatlı yönlerinizi ve tehlikeli yönlerinizi çıkartacaksınız. İnternetten SWOT analiz diye araştırabilirsiniz. Kendi işletmenizin ve vermiş olduğunuz hizmetin SWOT analizini çıkartırsanız aslında sizi amaca ulaştıracak olan reklam kampanyasının da hangisi olduğunu daha kolay bir şekilde belirleyebilirsiniz. Ve son başlık arkadaşlar, reklamlara çıkmadan önce kesinlikle rakip reklamlarının kontrolünü yapmanız gerekiyor. Siz mesela nakliyecisiniz diyelim. Nakliye reklamı vereceksiniz ya da boyacısınız, ev boyayacaksınız. Hemen bir rakip firmanın reklamını nasıl yaptığını inceleyin. Belki sizin gözünüzden kaçmış olan bir kısım göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük sizlere aktarmak istediğim noktalar bunlardı. Bir sonraki videomuzda eğitim içeriklerimize yine devam edeceğiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videonun altında bulunan zil işaretine basarsanız bundan sonra paylaşacağım içerikleri de kaçırmamış olursunuz. Sizlere bildirim gelecektir bu durumda. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.